İnanılmaz. İşte bombalandı. Tabii artık Medine'de son günümüz. Bu gece itibariyle. Süleyman nerede Erciyes'te diyeceksin. Programın adı Yıldırmağan üzerinde Avanos'taki köprü. Bugün seyircilerimiz Malatya Fuarı gerçekten muhteşem bir akışla devam ediyor. Don Kişot'un efendimizler ha zannetti. Yer değirmenine Süleyman nerede? Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Bölgemizde gezmeye devam ediyoruz. Doğanlar Mahallesi'ndeyiz ve Muhammedül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin açmış olduğu Kur'an kursundayız. Yani bu Kur'an kursunun bizim için ayrı bir yeri var. Daha temeller atılırken geldik, katlar çıkarken geldik, bittiği zaman geldik ve içinde çocuklar cıvıl cıvıl Kur'an-ı Kerim okurken, Kur'an bülbülleri varken gelmiş oluyoruz. Ve bugün bu Kur'an kursumuzu gezelim istedik. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz bakalım. Hemen isimleri bir alalım. Behiye Çiğdem. Behiye, Kur'an kursuna geldin öyle mi? Evet. Sen Kur'an'a geçmişsin daha önceden herhalde. Nasıl, güzel mi Kur'an kursumuz? İyi, güzel. Hangi okula gidiyorsun sen? Nesrin ve Ayşegül Kardeşleri Kurucu. Burada mı okul? Bu mahallede mi? Yok, Doğanlar Mahallesi'nde. Doğanlar Mahallesi'nde öyle mi? Evet. Peki nasıl dersler? Fena değil. Fena değil ama yazın Kur'an kursuyla mı değerlendirelim dedin? Evet öyle dedim. Güzel, harika. Hemen sen kendini tanıt bize. Zehra Gümüş. Evet Zehra. Ne zaman geldin kursa? 18 Haziran'da başladı herhalde zaten kursa. Elif Bay'la mı başladınız? Nasıl şu anki duyguların? İyi. Daha önce gitmemiş miydin? Gittim. Daha önce de gittin, şimdi de gidiyorsun öyle mi? Harika. Sen tanıt kendini. Saime Çay. Evet Saime. Nasılsın? İyiyim. Elif Bağda kaçıncı sayfadasın derslerde? Kaçıncı sayfadasın? Yine mi geçtin? Evet, hayırlısı olsun diyelim peki. Efendim şöyle görüyoruz. Burası birinci sınıfımız öyle mi? Yani ilk gezdiğimiz sınıf. Böyle kaç tane sınıfımız var böyle? 6 sınıfımız var bakın. Hepsi tıklım tıklım dolu. Allah razı olsun diyelim. Peki, arkadaşlar teşekkür ederiz. Heyecanlısınız herhalde öyle mi? Hadi bakalım. Yani gerçekten muhteşem. Yani Kur'an kursumuzda cıvıl cıvıl. Şimdi bu ilk sınıfımız A sınıfımızdı. Bunlar şimdi biz yan sınıflarda da gidelim. Her sınıfı gezeceğiz bugün değil mi? Melut abi. Allah razı olsun. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Şimdi diğer sınıflarımızı gezelim isterseniz. Hiç kayıt kesmeden. Evet. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Kur'an kursu yeni açıldı daha bir hafta. Belki ilk defa gelenler de var bugün öyle mi? Evet. Maşallah ne güzel. Senin ismin ne? Büşra. Nasılsın? İyi. Kaç yaşındasın sen? 7. 7 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? 8. 8. Sen kaç yaşındasın? 11. 11. Sen? 4. Daha 4, 5, 6 yaşında. Kaç yaşında tam? Kimin kardeşi bu? Maşallah, maşallah. Sübhaneke okusun mu? Hadi oku bakalım bir Sübhaneke. Sübhaneke Allah'ım ve bebeğim de kafede arkasım getirecek ve lala. Evet, sevgili seyircilerimiz Doğanlar Mahallesi'nde hakikaten böyle güzel çocuklarımızın, Kur'an bülbüllerinin bulunması son derece güzel. Hani bir coşku oluyor, hani Kur'an kursunda olur. Çocuklarımız zaten küçük ve kameraya da daha önce çıkan var mıydı bilmiyorum. İlk defa mı çıkıyorsunuz? Bu coşku normal. Sadece onu söyleyebilirim. Süleyman abileri de gelmiş öyle mi? Aman Allah'ım maşallah şunları görüyor musun? Karneler nasıl karneler? İyi! Hepsi 5 olan var mı karnesindeki notlar? Hepsi 5 mi? Evet! Ya Doğanlar Mahallemizde bütün dersler... Teşekkür, takdir alanlar kimler? Bir onu görelim. Takdir alanlar orada var, burada var. O teşekkür alanlar. Evet, şimdi yazında Kur'an kursuna gidelim dediniz öyle mi? Mükemmel, mükemmel. Son derece güzel. Pekala, şimdi ders zamanı, tamam mı? Şimdi ders nasıl işliyorsunuz, onu bir görelim. Hep beraber herhalde bir ders göreceğiz, öyle mi? Evet. Evet, B sınıfımızdayız. A'yı gezmiştik, şimdi Doğanlar Kur'an kursunun ikinci sınıfı olan B sınıfındayız. Hocamıza sözü bırakalım, bakalım nasıl ders gidiyor. Hep beraber izleyelim. Hayır.
Evet, Doğanlar Kur'an kursumuzun dediğimiz gibi her aşamasını daha önceden Süleyman Nerede programlarımıza ekranlara getirmiştik. Ve gerçekten Mevlüt abimizden Allah razı olsun. Gerçekten o hedeflerini yüksek tuttu. Yani ve öne çıktı. Yapacağız dedi, edeceğiz dedi yönetim kuruluyla birlikte. Ve inşaatımız bitti. Öğrenciler cıvıl cıvıl doldurdu. Mevlüt abi hayırlı mübarek olsun diyelim. Allah razı olsun. Önce şu serüveni bir alalım. Ne zaman temeli atılmıştı, kimler destek oldu, bitti. Bu önemli. Doğanlar mahallemizde çünkü bu olay. Burada saatin biz 3 yıl önce başladık. Evet. Bizim işte Ankara Daire Başkanı Ercan Bey'in yönlendirmesiyle Kombeton Ahmet Arslan, İbrahim Okkalar, zengin hayırseverlerin böyle yönlendirmesiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek, Genel Sekreter Haşmet Bey, Karatay Belediye Başkanımız Hançerli, bunun gibi insanlar Karatay Müftülüğümüzün destekleriyle, kaymakamımızın destekleriyle Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bu seviyeye kadar geldi. Ama yalnız şöyle bir şey var. Bizim bu çocuklarımızın beklemiyorduk ama bu kadar talep şu anda çoğaldı. Evet. Seneye burası almaz. Onun için biz yan taraftan bizim belediye başkanımız Hançerli iki tane ev istimlak etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız da arsa aldı. Bura külliye şeklinde seneye kreş, etüt, yüzme havuzu şeklinde büyüyecek. Onun için zengin hayırseverlerin buraya biraz daha el atmaları, Meram Belediye Başkanı, Selçuklu Belediye Başkanı da buraya biraz daha talep etmesi. Onlar bu sene hiç bize bu konuda biraz yardımcı olamadılar. Bundan sonra olmaları için duyuru yapıyoruz. Seneye burası külliye şeklinde büyüyecek. İnşallah tekrar zengin hayırseverlerin buraya yönlendirilmesiyle bu inşaata tekrar bir yol çizeceğiz, proje çizeceğiz. Tabii bu konuda da Osman Nur Topbaş Hocam İstanbul'da ciddi anlamda onlar da destek veriyorlar. Tabi şimdi zengin hayırseverlerin isimlerini saysak tek tek bitmez. Yani evet. Çok var. Onlardan hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Hocalarımızın da burada gerçekten fedakarlık gösterip hocalarımız da daha güzel bir şekilde çocuklarımızı eğitiyorlar. İnşallah daha da başarılı olacağına eminiz. Daha da hedefi yükseltiyoruz inşallah. Evet. Onun için bütün hayırseverlerden çocuklarımızın burada okumaları için desteklerini bekliyoruz. Şimdi sınıfları geziyorum. O kadar çok öğrenci var ki inanılmaz. Şimdi nasıl gidiyor? Kaç öğrenci var? Şu anda kayıtlımız 300 kişi falan geçti. Yalnız saatlerini bilmedikleri için şu anda 240-250 kişiye burada eğitim veriliyor. Evet. Ama 2-3 gün sonra bu 300'ü geçecek. Evet. Yani şu anda kayıtlımız 300. Bir saatlerde bir şey oldu. Sabah 9-12 kızlarımız, 1.30-4.30'da erkek çocuklarımız burada eğitim görüyorlar. Peki bu binada belki ilerleyen bölümlerde neler yapılıyor başkası? Kur'an kursu bir etki, bir olay. Burada Kur'an kursundan sonra işte komek biliyorsunuz binamızda bir komekli mefruşat ve dikiş nakış onların da bir hizmetleri var. Onlar haftada 2 gün oluyorlar. Evet. Bundan sonra işte bunların sosyal etkinlikler için biz dışarıda bir pilav kaynaşma bağımda ve bundan sonra bunlara okçuluk, ata binme, yüzme, bunlar pikniğe gitme gibi bir şeylerimiz daha var, etkinliklerimiz. Bunlar bu yaz sezonunda bitese ya da bunları uygulayacağız. Yaz okulu oldu yani. Yaz okulu oldu. Hem Kur'an kursumuz, tabii, yaz tabii. Okulumuz, dolu dolu etkinlik programı. Tabii tabii. Çok İşte güzel. Şu anda bizim beklediğimizden fazla talep evet. olunca, evet. işte bu çocuklarımız da inşallah buraya daha devam ederlerse, ödüllü yarışmalar, bisiklet evet. verilecek, laptop verilecek, bilmem daha güzel hediyeler olacak. İşte yarışma sonrası hocalarımızın belirlediği kişilere bunlar verilecek. Allah razı olsun. Devam edeceğiz. Yani şu çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeleri gördükçe bakın hepsi de çok derece heyecanlı. Hoş geldiniz bakalım kursumuza. Hoş bulduk. Şimdi 18'inde açıldı herhalde kursumuz 18. zaten. Yeni kayıt yapıldın. Senin adın ne canım? Şahiye Güldane. Şahiye nasılsın? İyiyim. Şu an Elif Bağ'da mısın? Kur'an-ı Kerim'e cüze geçtin mi? Daha şu anda cüzdesin öyle mi? İlk sayfalardasın. Karne nasıl? İyi. İyi değil mi? Şimdi peki harika. Sen adın ne canım? Müzeyyen Özaydın. Bir daha yüksek sesle. Müzeyyen Özaydın. Harika Müzeyyen. İyi misin? İyiyim. Harika. Bu mahallede misin? Evet. Harika. Peki daha önce Kur'an kursuna gidenler var mıydı? Herkes gitmiş hemen aşağı yukarı. Ama bu mahalleye de açılınca daha da iyi oldu değil mi? Evet. Bu mahalleye açılması çok da güzel oldu. Şimdi ön sıralara doğru gidelim. Ön sıralardaki çocuklarımızla da tanışalım. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi Doğanlar Kur'an kursundayız. Onun bir heyecanı var tabii ki. Siz burayı inşaatken de görmüş müydünüz? Gördük. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin edebilmiş miydin? Bir sürü öğrenci dolacak. Etmedim. Ondan sonra dersler yapılacak. Güzel oldu herhalde. Evet. Harika. Kendini tanıt biraz bize. Benim ismim Ümmü Gülsüm Hoşnut. 6C'ye gidiyorum. Okulum Akif Paşa İlköğretim Okulu.
Şimdi Elif Bağ'dasın değil mi? Biraz kaldığın yerden bana biraz okuyabilir misin? Elif Bağ'da neredesin? Hangi derstesin? Okuyayım. Evet. Üstünde misin? Üstün dersindesin. Peki hadi bakalım bizi takip edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edebe derae derake derase razega verade veraa vera vezege vezene ketebe sete sebe sebete nezele ye yedek yedeke hasede. Maşallah son derece güzel, çok güzel, harika. Hemen seni tanıyalım bir de. Benim adım Havva, soyadım Baba Dostu. 7C'ye geçtim. Soy isim değişmiş, Baba Dostu. Hı hı. Güzel bir soy isimmiş. Harika. Karneler nasıl? İyi. Yazın ne yaptınız? Bir hafta dinlendiniz, öyle mi? Şimdi Kur'an kursuna mı başladınız? Evet, Kur'an kursuna başladım. İnşallah Kur'an-ı Kerim'e geçeceksiniz hepiniz, değil mi? Evet. Peki, senin dersin ne? Sen hangi derstesin ben şimdi? De buradayım. Sen de mi üstündesin? Hep beraber gidiyorsunuz herhalde üstün dersinde. Daha yeni başladığı için. Biraz dinleyelim mi seni? Evet. Edebe, derae, derake, derase, razega, verade, verea, vezene, ketebe, sebete, nezele, yedeke, yedeke, hasede. Şurada ketebe diye okuyacağız değil mi hocam? Evet, ketebe diye. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu üçüncü sınıfımızdı. Daha evet. İkinci kattayız değil mi Melike evet, abi? Evet, burası daha ikinci kat. İkinci kat daha üst sınıfımız daha var. Üst sınıfta yukarıda. Herkese gösterebildik herhalde. Yani Kur'an kursundalar, Doğanlar Kur'an kursunda öğrencilerimiz. 300 aşkın öğrencimiz var. Ve hızla da büyük talep var. O yüzden yeni bir bina, yeni bir medrese gibi düşünebiliriz belki. Külliye şeklinde. Hepsini göstereceğiz sizlere. Gezintimiz devam ediyor. Evet, Mevlüt Asıver abimizle şimdi 3. kata doğru çıkıyoruz. Hani binamızın şekli nasıl? Hani inşaatını geçtik daha önceki aşamaları. Kütüphane yazısını görüyorum. D sınıfımız var, öğretmenler odamız var. D sınıfına gidelim bakalım hep beraber. D sınıfına gidiyoruz. Evet, diğer bir sınıfımıza geldik dediğimiz gibi. Çocuklar nasılsınız bakalım? İyiyiz. Hepiniz Doğanlar Mahallesi'nde misiniz? Evet. Nasıl, Kur'an kursumuzu beğendiniz mi? Evet. Çok güzel, çok güzel. Şimdi isimleri alacağım, tamam mı? İsimleri alalım. Gülay. Gülay. Hatice Buket. Hatice. Müşerref. Müşerref. Kaçıncı sınıflardasınız? Dört. 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 Dört sınıf. Burası hepsi böyle. Siz de biraz daha büyüksünüz herhalde, değil mi? Sen kaçıncı sınıftasın? Dört. Dörde mi geçtiniz? Evet. Hadi. İsimleri alalım. Azra Anur. Azra. Güngör. Güngör. Nasılsın bakalım? İyi. Hangi okuldaydın sen? Nesrin Ayşegül Kardeşleri Öğretim Okulu. Dersler nasıl? Güzel. Karne. İyi mi? Hepsi beş olan var mı? Hepsi beş mi karnelerin? Evet. Maşallah hepsi görüyor musun? Sınıfının hepsi maşallah beşlik. Bak buraya gidelim. Senin adın ne? Sinem. Sinem nasılsın bakalım? İyiyim. Sen hangi okula gidiyorsun? Akif Paşa Öğretim Okulu. Kaçın sınıfa geçtin? Üç. Üçe geçtin daha. Oo harika. Karnelerin hepsi çok iyi herhalde. Evet. Tebrik ediyorum. Yazın da artık Kur'an kursuna mı geldin? Evet. Harika. Senin adın ne? Aslı. Hangi okuldasın? Akif Paşa İlköğretim Okulu. Harika. Bugün yani bu sene Kur'an'a geçeceğiz hepimiz. Söz mü? Söz. Harika. Diğer taraftan diğer dersleri de alıyorsunuz. Böyle bir görelim. D sınıfımızda herkes bir el sallasın mı şöyle kameralarımıza? Oo çok güzel. Bir daha alkış yapın bakalım. Bir daha alkış mı? Maşallah hepsi de hanım hanımcık. Harika. Çok mutlu oldum. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Birazdan aşağıda, tamam mı? Orada da konuşmalarımız devam edecek. Ben sınıflara geçeyim. Şimdi yan sınıfta bir yan sınıfa geçelim. Diğer sınıfımıza geçelim. Buyurun. Koridorumuzdan. Evet, diğer bir sınıfımıza geldik. Burada gönüllü arkadaşlarımız da var, öyle mi? Hı hı. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Biraz tanıyalım mı sizi de? Tanıyalım. İsim neydi? Elife. Elife. Sizin neydi efendim? Hafize. Elif'i, Hafize. Zeki. Zeki. Kardeş misiniz yoksa üçüncü? Yok, akrabayız ama. Akraba. Ama iyi denk gelmiş soy isimler falan böyle isimler, sonlar, heceleri. Evet, seni biraz tanımak istiyorum. Evet. Duygularını almak istiyorum. Ben geçen yıl bu kurstaydım. Bu kursa geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu sene de yazın işte yaz kursu açıldı. Gönüllü olarak çalışıyoruz.
Allah nasip ederse daha da işler devam edecek. Çok çok güzel yani. Bu mahallemizde böyle gitmesini çok seviniyoruz. Siz kışın buradaydınız. Evet. Kur'an-ı Kerim'e geçtiniz. Kur'an-ı Kerim biliyordum. Ben bu yıl hafızlığa başladım. Allah nasip ederse. Hocamız vardı. Hocamıza veriyordum. Kur'an-ı Kerim bildiğim için beni direkt hafızlığa aldı. Şu anda hafızlıkta ilerliyorum ve çocuklara öğretmek için gönüllü olarak geldim. Şimdi buranın yapım aşamalarının hepsini çektim. Hepsini gördüm. Ben hepsinde vardım mesela, burada. Hepsini, evet. Yani destekleyen evet. İş adamlarımız oldu, evet, belediye başkanı. Evet. Onlara bir mesajın olur mu? Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Hakikaten çok büyük bir işe imza attılar. Allah razı olsun. Özellikle dernek başkanlarımızdan ve dernek başkanımızın yardımcısından ve buraya emek veren herkese Allah razı olsun. Özellikle dernek başkanımız da yardımcısı bize çok yardımcı oluyorlar. Onların emekleri ve buraya yardım edenlerin emekleri ödenmez. Yani çok kış sezonu da çok önemli ama yazın tıklım tıklım ya, bütün sınıflar evet. Yüzlerce. Ya sıra yetiştiremiyoruz. 300 aşkın öğrenci diyor hocam. Evet. Çok güzel. Sıra yetiştiremiyoruz. Sıra yetişmiyor evet. Yani. Evet. Bunların hepsinde çözüm bulunur. İnşallah yeni ek binalar da yapılacak buraya. İnşallah. Daha da büyüyecek filmimiz. Peki ben şimdi burası kaç hafta? Bir hafta falan olur değil mi başlıyor? Bir hafta evet. Evet. Daha bir hafta oldu öğrenciler gibi. Evet. Harika. Şimdi ben buradaki öğrencilerimizi tanıyayım. Oy 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 şunlara bak şunlara. Bak 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 burada. Oy oy. Sen adın ne? Sezda. Yüksek sesli. Sen adın ne? Zehra. Şimdi daha ilk derslerdesiniz öyle mi? İkinci derstesiniz, birinci dersten. Evet böyle birazdan Elif B. Bir okur musun bana? Elif B, T, S, Cim, H, H, Dal, Zehra, Zeysin, Şın, Sat, Tat, Tızı, Ayın, Gayın, F, Gaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam, Alev, Ye. Bir haftada hepsini böyle iyi çıkarıyorsun maşallah. Bravo, çok iyi çalışmışsın dersine. Sen kaçıncı sınıfa geçtin şimdi? İki. Daha ikiye mi geçtin? Harika, son derece güzel. Buraya da gidelim, böyle de gidelim. Her tarafta... Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyi. Senin adın ne? Hanım. Hanım mı koydular senin ismini? Aa çok güzelmiş. Benim annemin adı da kadın diye çağırırlar biliyor musun? Böyle değişik isimler oluyor. Sen kaçıncı sınıfa geçtin? Üç. Üçüncü sınıfa geçtin, harika. Senin adın ne? Zeynep. Zeynep nasılsın? İyi. Sen kaçıncı sınıfa geçtin? Bir. Daha bire mi başlayacaksın bu sene? Şimdi hemen Kur'an-ı Kerim'e geçeyim mi dedin? Senin adın neydi? Tam adın soyadın? Aslı var. Aa harika. Senin adın ne? Irmak. Irmak. Harika görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi maşallah çocukların hepsi de cıvıl cıvıl. Şunların güzelliğine bak, tatlılığına bak maşallah maşallah. Senin adın ne? Bir dal. Bir dal. Bir dal. Bir can. Doğru mu söyledim? Nasılsın? Kaç yaşındasın sen bir can? Daha çok küçüksün. Ay maşallah maşallah. Sen büyüyünce ne olacaksın? İlk öğretici. İlkokula mı gideceksin? Sonra? İlk öğretici. Amca biz televizyona çıkacağız. Televizyona çıkacaksın. İyi olur mu televizyona çıksan? Evet. Daha önce çıktın mı televizyona? Hayır. İlk defa mı çıkacaksın televizyona? Hayır. Daha önce çıktın mı? Hayır. Her şeye hayır diyor maşallah. Hayırlı güzellik vardır. Hayır. Peki efendim şimdi diğer bir sınıfımıza gideceğiz. Bana bir el sallar mısınız bakalım? Alkışla yapın daha. Eyvallah. İnşallah cüzleri, erip bağları bitirince, Kur'an-ı Kerim'e geçince de geliriz. Tamam mı? Kursun sonunda da geliriz. Bir o zaman da gezeriz sizlere bakalım. Haydi Allah zihni açıklığı versin. Tamam mı? İnşallah Kur'an birbirlerine selam verelim, devam edelim. Evet, çocuklarımızla birlikteyiz. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Şimdi isimleri ön sıra her zaman hani daha avantajlı arkalara göre. Bak arkalarda da, arkalar bize bir el sallasın bakayım. Bir göster Serkan abisi hızlıca. Ha? Şimdi çocuklarımızın isimlerini alabildiğim kadar alalım. Bu son sınıfımız. Kütüphane bölümündeyiz öyle mi? Evet. Şimdi buraya da kütüphaneyi de Allah razı olsun. Hemen buralarda kitapları geliyor onu söyleyelim. İsimleri alacağım. Deniz. Deniz ismi. Çok güzel. Soy ismin ne? Uzundere. Uzundere. Bu mahallede misin? Doğanlar Mahallesi. Evet. Harika. Daha önce Kur'an kursuna gidebildin mi? Gittim. Gittin. Geçtin mi Kur'an'a? Geçmedim daha. Ama kendi mahallendeki burada inşallah geçeceksin değil mi? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Karmel Köğretim Okulu. Karmel'e gidiyorsun. Güzel. Karne nasıl geldi? Orta. Orta. Daha iyi olacak inşallah değil mi? Evet. Yazın Kur'an kursuna geldin buraya. Evet. Hedefin ne? Ne yapacaksın burada? Kur'an'a geçer misin? Evet. Kur'an'la özellikle zevk alıyorum. Maşallah ne güzel. Öncelikle Asya hocamızı çok seviyoruz. Asya hocam bu sınıfın hocası öyle mi? Evet. Siz de seviyor musunuz hocamızı? Evet.
çok güzel. Bu kadar. Peki, bu kadar diyorsun, yeterli olur. Sen kendini tanıt bize. Benim adım Bahtiyar, soyadım Bayanmıdak. Evet. Sen sen de şu an... Kur'an okumaya geldim buraya. Kur'an'ı geçtin mi? Kur'an... Geçmedim daha. Elif Bağ'dan başlayacaksın. Öyle mi? Karneler nasıl bakalım? İyi. Mahallede Kur'an kursu olması, yani doğanlar Kur'an kursu, yakın, değil mi? Ve yatılı da gelebilse kalınabilecek. Nasıl oldu? Bizim için çok iyi oldu. Yakın bir yer olduğu için evet. Sevindik. Yeni bina, her şey, bak masalara bakıyorum, her şey sıfır. Allah razı olsun buraya destek olanlardan, değil mi? Teşekkür ediyoruz onlara çok burada. Çok büyük destek, kolay değil yani hakikaten o yardım olanlardan Allah razı olsun. Evet, sen tanıt kendini. İsmim Oya, soyadım Aral. Sen de mi mahalledesin? Evet. Harika. Nasıl karneler? İyi hocam. İyi yani, değil mi? İyi. İnşallah daha iyi olur. Sen Elif Bağ mı getirdin, şey mi getirdin, Kur'an-ı Kerim mi getirdin? Elif Bağ. Elif Bağ'dasın öyle mi? Tekrar bir gözden geçiriyorsun. Daha önce gittin mi Kur'an kursuna? Gittim. Gittin ve şimdi tekrar bir gözden geçireceksin, Kur'an'a geçeceksin. Evet hocam. Harika. Evet, şu ön sıralarda. O senin kardeş mi? Hemen ablasının kucağına. Senin kardeş mi o? Evet, bak çok güzel uyum içinde. Diyorsun ki kardeşi de götüreyim dedin. Harika. Evet, isimler alalım. Buse Kara. Buse Kara. Zümrüt. Zümrüt. Ay sesin çıkmıyor Zümrüt. Yüksek sese söyle bakayım. Zümrüt. Zümrüt, sen Kur'an-ı Kerim'e geçtin mi? Evet. Harika. Kaçıncı cüzdesin? Geçen sene geçmiştim. Bu sene yeni başladım. Ha yeni. Tekrar bir hatim iner inşallah. Evet. Haydi bakalım. Allah zihin açıklığı versin Kur'an bülbüllerine. Ay ay, bunların hepsi çok tatlı ya. Baksanıza Serkan abisi çocukların tatlılığına bak. Maşallah maşallah. Harika. Şöyle görüyoruz. Çok güzel. Şimdi herhalde acıktınız ha? Evet. Şimdi dernek yönetimi Allah razı olsun güzel bir yemek organize etmiş. Birazdan daha ona süre var. Gidelim diğer programlara bakalım. Yukarıda komik sınıfımız var, diğer etkinlikler var, toplantı salonu var. Yani her şey mükemmel. Devam ediyoruz efendim Kur'an kursumuzda. Evet efendim, Doğanlar Kur'an kursunda ilk önce erkek çocuklarımıza, öğrencilerimize yemek verildi. Bütün masalar tıklım tıklım dolmuş durumda. Allah razı olsun. Geldiler. Afiyet olsun. Bayağı iştahlı yiyorlar. Benim bile canımı çektirdiler yani. Ama hizmet süper. Önlerine abilerimiz bol bol. Bak yeni geldi. Üçüncü, dördüncü tas gidiyor. Afiyet olsun bakalım gençler. İyi, iyi yiyin bakalım. Ha, afiyet olsun. Herkesin Kur'an kursuna gidiyorlar burada. Önce erkek çocuklara verelim dediler. İyi dedik biz de. Birazdan kız öğrenciler öyle bütün zil çalacak. Hepsi birden buraya inecekler. Şimdi 300 aşkın öğrencimiz var. Ama alan da yetmiyor maşallah. Hizmet çok iyi. Devam edelim. Arka tarafta da yiyenler var. Bizden ayrılmayın. Sizlerden biz şunu bekliyoruz. Bir kere öğretmenlerinize onların sizlere verdiği işlere uyacaksınız. Görevinizi vereceksiniz. Büyüklerinize saygı göstereceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Küçüklerinize de örnek olacaksınız. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, değil mi? Evet. Tabii burada belli bir sezon geçireceksiniz. Bu sezonda sizlere bizler yardımcı olacağız. Buradaki dernek, buradaki büyüklerimiz yardımcı olacak. Ve sizlerin bu eğitimden yararlanmanızı sağlayacak. Tabii gelecek günlerde sizler sevgili seyircilerimiz, Karatay Müftümüzle birlikteyiz. Hasan Hüseyin Bey'le birlikteyiz. Hocam gerçekten
buraların sık sık söylüyorum her aşamasında bulunduk inşaattan. Evet. Ve bu kadar öğrenciyi bir arada görmek de mutlu etti bizleri. Kesinlikle. Çok büyük destekleriniz de oluyor. Kesinlikle. Neler demek istersiniz? Önce ben ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Televizyonunuza teşekkür ediyorum. Burada yapılan hizmetlerden milletimizin, Konyalıların haberdar olmasına vasıta oluyorsunuz. Bu fevkalade güzel bir şey. Bu gördüğünüz güzellikler inşallah daim olur. Hakikaten burası, şu oluşturulan eser bu bölge için, Konya için gerçekten de paha biçilmez değerde. Ben huzurlarınızda bu vesileyle emeği geçen, ister maddi olsun, ister manevi olsun, idari boyutta olsun, hangi boyutta olsa olsun, katkısı olan herkese ben teşekkür ediyorum. Yavrularını cıvıl cıvıl diyorsunuz seslerini, onları buraya gönderen, gönderme ihtiyacı duyan ve onlarla ilgilenen annelere, babalara buradan özel teşekkür ediyorum. Bunlar geleceğin annesi, geleceğin babası, geleceğin büyükleri, ülkemizin omuzlarında yükseleceği insanlar. Bu yavrularımızın dinine, diyanetine bağlı, devletini, milletini seven, anasına babasına hürmetkar, değerli çocuklar olarak, evlat olarak yetişmeleri herhalde her akıl vicdan sahibi anne babanın arzu ettiği bir şey. Herkesin muhtaç olduğu bir değer. Bu güzelliklerin elde edileceği mekanlardan birisi de takdir edersiniz ki Kur'an kursları. Kur'an kurslarımızda bu güzellikleri güz döneminde büyüklere yönelik olarak yaşadığımız gibi yaz döneminde de hem camilerimizde hem de Kur'an kurslarımızda burada yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Ben inanıyorum ki burada çocuklarımızın geçirdikleri o güzel günler hayatlarında kalıcı hale dönüşecek ve güzel hatıralar ile yad edilmesini sağlayacak. Onun için özellikle buranın ihtiyaçlarının karşılanmasında gayret gösteren dernek başkanımız Mevlüt Bey'e özellikle ben teşekkür ediyorum. Hakikaten koşturuyor, arkadaşlarla beraber koşuşturuyor. Biz de işin eğitim öğretim noktasında üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Yani el birliği, gönül birliği olunca ortaya güzel eserler çıkıyor. Tek taraflı bu iş olmuyor. Kolay değil. Şuranın idaresi, bu çocukların burada sevki, idaresi, eğitimi kolay bir hadise değil. İnşallah bu kursların sonunda bu çocuklarımız buradan çok güzel bilgiler almış olarak buradan ayrılırlar. Sonra bu çocuklar aldıklarını siz de takdir edersiniz ki kendileri de bırakmıyor. İnanıyorum ki akşam annelerine babalarına onu anlatıyorlar. Veya anneler babaları soruyor. Sormalı. Sormuyorlarsa mutlaka sormalılar. Evet. Kızım, oğlum bugün ne yaptınız kursta? Ne öğrendiniz? Hadi şu öğrendiklerinizi burada bir tekrar edin de biz de eksiğimiz varsa tamamlayalım. Yanlışımız varsa düzeltelim gibi böyle onların da gönlünü hoş edecek, onur edecek tarzda onlara yaklaşarak onlara konuşturmaya çalışır. Onların öğrendiklerinden istifade etmeye gayret ederlerse inanıyorum ki çok faydalı olur. Yani çocuk deyip geçmeyeceğiz. Gerçekten de öğrendiğini unutmayan bir yapıya sahip. Allah o özelliği vermiş. Hepimiz küçük yaşta öğrendiklerimizi kolay kolay unutmuyoruz. Evet. İşte 50 sene önceki, 40 sene önceki hatıralarımızı çok rahatlıkla ifade edebiliyor, anlatabiliyoruz. Ben kendime göre söylüyorum tabii bunu. Evet. Siz alınmayın. Estağfurullah hocam. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah iyi olacak. Evet. Doğrusu bir de açılışla ilgili bu program, bir de kapalışla ilgili, yani yaz kurslarımızın sonunda inşallah yine bu çatı altında, bu kursumuzda bir kapanış programı yaparız. Ve böylece o günkü güzellikleri de inşallah beraber paylaşmış oluruz. Ben ilginize, alakanıza, teveccühünüze teşekkür ediyorum. Efendim biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Yayınımız devam ediyor efendim. Evet efendim, Doğanlar Kur'an kursunda bugün çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi Kur'an kursu da başlamış oldu, yaz dönemi. Ve bu başlangıçla birlikte hani pilav ikramı da oldu. Önce erkekler yedi, şimdi kızlarımız, yavrularımız yiyor. Güzel bir organizasyon oldu. Dernek Başkanımız Mevlüt Bey'e de çok teşekkür ederim. Hakikaten gayet güzel bir program oldu. Neler diyeceksiniz şöyle toparlayacak olursak? Siz diyorsunuz ki sağdaki ve soldaki binaları da alıyoruz. Burayı bir külliye haline getireceğiz. Hedefler yüksek herhalde. Toparlayarak devam edelim.
Şu anda bizim yan tarafta iki tane binamızı belediye başkanımız istimlak etti. Bu binanın yan tarafında da bir boş arsamızı da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Haşmet Okur Bey bize istimlak ettiler. Ve şu anda bunların 300 tane talebimiz var. Bunların seneye fazla talep olacağı için biz yeniden bir proje külliye şeklinde, bunun külliyenin içinde etüt, yüzme havuzu, kreş şeklinde bir projemizi düşünüyoruz. Tabii ki bunlar parayla oluyor. Evet. Zengin hayırseverlerimizden buraya hayırlı ticaret, özellikle İbrahim Okkalar, Gombeton Ahmet Aslan, Biberciler, Karatay Belediye Başkanımız Tabi Hançerli, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgürek ve Genel Sekreter Haşmet Okur, Sayın Kaymakam Bey'imiz falan da burada bayağı bir yardımcı oldular. Buranın şehit belediyelerinde, yapımlarında sebep oldular. Evet. Daha zengin iş adamları, daha verenler de çok. Onların sayısını da şimdi söylesek, onlar da şu anda aklımızda çok kişi var. Evet. Onun için şu anda bizim tek bir beklentimiz, buraya gelen bütün çocukların eğitimini, din eğitimini, yüksek seviyede ve okul eğitimini yüksek seviyeye çıkartabilmemiz için burayı külliye şeklinde yapmamız gerekiyor. Onun için de bu zengin hayırseverlerden hesap numaralarımız var. Evet. Ziraat Bankası'nda hayır yapmak isteyenler, gönüllü isteyenler, böyle gönül vermek isteyenlere buradan duyurumuz var. Özellikle Meram Belediyesi ve Selçuklu Belediye Başkanımızın buraya biraz daha önem vermesini bekliyoruz. Çünkü buraya artık devletin bir şeyler yapması gerekiyor. Hayırseverlerin zaten kendi yükü ağır. Evet. Biraz daha devlet buraya hizmet etmesi gerekiyor. Çünkü buranın bir spor halı sahasına ihtiyacı var. Bir buranın bir düğün salonuna ihtiyacı var bu mahallenin. Buranın bir gasılhanesine ihtiyacı var. Artık burada devlet büyüklerinin buraya bir el atması lazım. Evet. Ha Tahir Akgürek, Hançerli başkanım zaten attılar. Biz bunu Meram Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi olarak da hepsi birleşik kaymakam Müftü Bey de bir işare yaparak buraya ne güzel hizmeti nasıl yapabilirizin düşüncesini yapıp hizmet ederlerse en büyük yatırımı yaparlar. Şu anda bu emeğe geçen bütün hayırseverlere hepsine teşekkür ve GON TV'nin de özellikle ekibine bize buraya da gerçekten baştan beri, yapılımdan beri bize burada katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun diyoruz. Evet. Efendim Doğanlar Mahallesi burası. Doğanlar Mahallesi'nde hakikaten dediğiniz gibi zamanında bazı hatalar yapılmış. Tamam. Yatırım yapılmamış. Yani bir spor alanları. Bazı mahallelerde yok ama artık Konya artık sahip çıkmalı. Konya bu işe el atmalı. Hani bu her tarafın sorunu, her yerin problemi. Herkesin destek olması lazım. Binamız işte 300-350 öğrenciyle hizmet veriyor. Sabahçı ve öğrenci gruplar halinde. Bu önemli. Cıvıl cıvıl sesler. Bir duysanız inanılmaz. Hatta şu an derse girdi erkekler. Burada çekim yapmamız mümkün bile olmuyor. Hepsi etrafımızı sarıyor. En üst katta Büyükşehir Belediyesi'nin Doğanlar Kurs Merkezi KOMEK. KOMEK hizmeti oluyor. Özellikle güz dönemlerinde herhalde. Tabii tabii. O haftada iki gün oluyor. O önemli. Haftada iki gün ve yani çarşamba, cuma günü hanımlar, dikiş, nakış, mefruşat. Yani. Bunlardan 45-50 kişi şu anda diplomalı, sertifikalı. Burada Tahir Başkanımız verip ve birçok kişinin geçim sıkıntısı olanları da iş yerlerine yerleştirdi bu Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet. Faydasını görüyoruz hepsinin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mescidimiz var üst katta. Mescidimiz var. Tabii hepsi var. Bilgisayar, laptop, hepsi var. Şey var. Daha ne güzel. Yani çocuklar oturacaklar. Hepsini şu anda son faaliyet var. Çok güzel. Bir de burada özellikle bizim yönetimde olan başkan yardımcımız ve ekibimiz. Evet. Ve gençlerden bizim özellikle bu 3-4 tane mahallemizden Hasan, Faris diye çocuklarımız vardı, Çavuş diye. Bunlar da burada hizmet ettiler. Onlardan da Allah razı olsun. Burada gönüllü kızlarımız var, hocalardan hariç. Onlar da burada hizmet ediyorlar. Onlardan da Allah razı olsun. Ya şu anda son sistem gidiyor. Maşallah, daha da iyi olsun. Şu anda... Abi coşku. Gel yanıma gel, gel, gel. Allah razı olsun. Seviniyoruz cümlemizden Allah razı olsun. Kur'an kursumuz hizmet veriyor. Abi ne güzel, ne dost, ne güzel bizlere bu hizmet verilen, yapılanlar. Allah razı olsun. Yemek ikramı da oldu. Ustacığım çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz cümlemizden. Gayet de güzel olmuş. Allah razı olsun. Çocuklar sevindi. Nasıl güzel yediler ama var ya, canını bile çektiriyorlar böyle. Öyle oldu. Çok tatlı yediler. Allah razı olsun. Ne güzel. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. İsim neydi efendim? Süleyman. Şimşek. Senin adın da mı Süleyman ya? Tabii. Adaşız ikimiz. Gel arama iste bir şey. De ki burası külliye şeklinde büyüsün. Bak iki Süleyman'ın arasındasın yani. Evet. Sevgili seyircilerimiz artık abimiz gitti, o yine abim de orada çocuklarla devam. Saadet. Ne ismi? Abicim bir dakika da alıyoruz abi. Gel sen. Bir daha bağır abi. Saadet abicim bir dakika gelir misiniz?
O sonra kişi abi bir dakika gel abi. Bak senin sesin iyi çıkıyor. Sesi iyi çıkıyor efendim şimdi. Evet abi. Ben şu çocuklara diyorum ki çocuklar şöyle yapın böyle yapın beni dinlemiyorlar ama Saadet abi bir şey dediği zaman hemen hazır ola geçiyorlar şaşırdım kaldım. Saadet Bey'in inanılmaz bir etkisi başkan var. Yardımcımız. Başkan yardımcımız. Burada görüyoruz Muhammed Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin evet. Başkan yardımcısı. Evet. Bir kendinizi tanıtın efendim biraz da öne alalım sizi şöyle yayınımız sırasında. Yani ben Muhammedül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Saadettin Özer. Saadettin. Saadettin Özer. Ben de Saadet diye anladım. Saadettin. Yani mi? O biraz kısaltılmış olunca. Ha, Saadettin olacak. Öyle yapıyorlar evet. Nasıl gidiyor efendim hizmetleriniz? Elhamdülillah yani şu anda beklediğimiz hizmetin daha böyle üst düzeyde bir hizmet var. Evet. Evet. Yani çok şükür biz bugün hedefimiz 150 kişi mevcut yani kayıt yapmayı hedefliyorduk. Ama şu anda 320 kişi kız ve erkek çocuklarımız kayıt yaptırdı. Ne kadar önemli. Elhamdülillah yani çok güzel bir hizmet var. Ben fazla konuşmayacağım. Zaten gerekeni başkanım konuşmuştur. Bütün yani emeği geçen, hayır verip buranın ayakta durmasını sağlayan işte belediye başkanlarımız, kaymakamımız ve bütün hayırseverlere Allah razı olsun diyorum. Yardımlarının da devamını bekliyorum inşallah. Telefon numaralarımızı alacağım. Kızlarımız da şimdi çıkıyorlar. Erkekler içeri derse başladı. Döndür mü Serkan? Evet çocuklar bir el sallayın bakalım. Bakın mahallemiz. Mahallemiz süper. Hadi kolay gelsin. Derslere çalışın tamam mı? Hadi bakalım görüşmek üzere. Sağ olun. Herkes evine gidiyor şimdi. Sokağı bir görseniz sokağa doğru da dönebilirsin. Bak oraya. Hadi bakalım evlere gidiyoruz şimdi. Evlere gidiyoruz. Hadi evlere gidiyoruz bakalım. Mehmet Bey görüyorsunuz ya işte Kur'an kursundan çıkan çocuklar tabii. Evlerine gidiyorlar. Şimdi derslerini çalışacaklar. Hocalarını görevler. Derslerini çalışacaklar. Eğlenecekler, tatil yapacaklar. Tabii. Telefon numaralarını merak eden seyircilerimiz var. 0535 838 97 11 benim telefonumdur. Çok hızlı söyledin ama. 0535 838 97 11. Evet. Benim telefon numaramı. Başkan yardımcımın numarası 0536 866 76 64. Evet. Hesap numaralarımız da var tabii. Onlar o alttan geçiyoruz şu an zaten. Hesap numaralarımızı da attı. Gönül verenler destek tabii. Verebilirler. Tabii. Normal numaramız var mıdır? Var. 0332 evet. 238 21 12. 238 21 21 12. 12. Doğanlar Mahallesi cıvıl cıvıl çocuklarla Kur'an kursuna inanılmaz bir ilgi alaka var Allah razı olsun. Velilerimiz de göndermişler çocuklarını o da son derece önemli. Bugün programı bitiriyorum artık. Allah sizlerden Allah razı olsun. Çok güzel de bir ikram da oldu. Sezon Kur'an kursu da açılmış, özetle bu dönem açılmış oldu yaz dönemi. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim bütün ayrıntılara www.suleymannerede.com adresinden ulaşabilirsiniz. Twitter ve Facebook sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamız facebook.com/SüleymanKaracaFan. Evet, ekleyin yorumlarınızı, eleştirilerinizi her zaman açığız. Mutlaka değer veriyoruz ve okuyoruz, cevap veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.